Merhaba arkadaşlar, hepiniz Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Erdoğan Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki kara ve deniz politikaları diyeceğiz. Biz zaten şu ana kadar her şeyi ne yapmak için yaptık? Ekonomiye can kesinlikle katmak için. Can suyu, halk can, için hocam. Aynen refah öyle. Refah seviyesi için. Ne yaptık? Bunlara evet. El koymaya çalıştık. El koymak demeyeyim de ele geçirmeye, kendi hocam egemenliğimize vurmaya çok çalıştık. Çok doğru tespit. Şimdi hocam, de bunu bir yaptıklarımızı bir daha bir özet geçelim de buradan da. Hocam kıta gücü olmak istiyorsan, denizlere gemi olmak istiyorsan hocam. Donanma. İlk aldığımız denizci olan beylik Karasi'ydi. Hocam deniz yolları mücadelesi yaptık biliyorsunuz. Evet. Özellikle İspanya, Portekiz, Venedik, Ceneviz değil mi hocam? Evet. Karayolları için biliyoruz Bizans merkezli. Safaviler vardı hocam. Tabii ki. Memlükler vardı. Memlükler vardı. Kesinlikle. Ve bizi etkileyen en büyük darbe vuran. Ah Portekizlerin yaptığı. Ve İspanyollar. Onlar. İspanyollar. Hocam Avrupa 15. yüzyılın sonlarında efendim keşifler yapınca tamamen neye hakim olmak istedi? Ticari İpekle baharat yollarına. Madem dedi Osmanlı'yı ezip geçemiyorum, başarısız oluyorum, denizden gideyim dedi. Ve coğrafya, i̇şte denizcilik bilgisini adam geliştirdi. Karayollarından ziyade deniz açık denizlerde hocam. Ki ben zaten onları nerede ezmiştim? Akdeniz. Ama onlar okyanusa açıldı okyanusa hocam. Açıldı. Kesinlikle. Buyurun değerli hocam. Bizi mahveden İşte bu. Mahveden tam yerinde hocam. Allah'ım. Arkadaşlarım, evet, Portekiz. Ümit burnumu. İber Yarımadası'nın bu devleti Vasco da Gama Ümit burnunu olaraktan, ki hocam burada ilave yapacağım müsaadenizle. Aslında Ümit burnunu bulan Bartelmi Diaz'dır. Ümit burnu nerede hocam? Afrika'nın tam güney ucunda. Evet. Portekiz bu yolu buldu. Hocam bu yolun devamında Hindistan'a kim çıktı? Vasco da Gama. Hindistan niçin hocam çok değerli bir güzergahtır? Çünkü baharat yolu. Artık hocam baharat yolu buradan değil, buradan deniz yolundan geçiyor. Osmanlı'da hocam burada bekliyor. Bekliyor. Hala çünkü evet, yollar doğru. Zaten hocam yön değiştirmiş. Yön değiştirdi. Portekiz yetinmedi bununla. Basra Körfezi'ne, Kızıldeniz'e kadar hocam hamle yaptı. Ve böylece İspanya ne yaptı acaba? Hocam enteresan, İtalyan Cristóbal Colón İspanya adına Amerika'ya çıktı. Evet. Cristóbal Colón'un finansörü İspanya kralıdır. Kesinlikle. Adını veren kim? Amerika kıtasına. Amerika'da de Vespucci. Hocam burada enteresan bir adam var. Ben çok takdir ediyorum. Magellan. Dünyanın yuvarlaklığını hocam. Kanıtlı 3 yılda. Ne yaptı hocam biliyor musunuz? Adam yola çıktı hocam. Bakın. Bakın hocam. Bakın. Atlas Okyanusu'nu gezdi. Ki o dönemde büyük cesarettir. Tabii ki. Hocam Magellan boğazından geçti. Antarktika'nın oradan. Kendi adını verdi. Pasifik. Büyük okyanusa çıktı. Kendi adını o verdi oranın. Dünyayı hocam turladı. Filipinlere geldi. Düşünebiliyor musunuz hocam? Filipinler'de karaya çıktı. Yerli aklı olan mücadeleyle öldürüldü. Magellan'ın yardımcısı olan Hollandalıdır. Şu an söyleyeceğim insan Del Cano. Yolculuğu devam ettirdi hocam. Filipinler üzerinden tekrar Atlas Okyanusu, çıkılan noktaya döndü. Dünya neye anlaşıldı? Yuvarlak oldu. Helal olsun. Cesur bir yemiş hocam. Tabii ki hocam, düşünsene muhteşem. Şu an bile o Atlantik Okyanusu'na, evet, büyük okyanusuna dalgalar girmek, değil mi yani hocam? Dalgalar yani hocam. Kendi gemilerle gidiyorsun ve yol iz bilmeden. Pusulan var belki ama hocam hiç gidilmemiş yerlere gidiyorsunuz yani. İyi cesaret. Evet, böylece hocam bizim ekonomik yollar önemini kaybetti. Ekonomimiz bozuldu. Evet. Ah Akdeniz akşamları. Akdeniz ticareti mi? Karardı dağ, gitti dağ. Hocam. Ne önem kazandı? Atlas. Okyanusu kıyması devletleri. Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda olacak. Bakın, Lisbon. Doğru. Hocam Portekiz'in başkenti. Bordeaux, Fransa, Hollanda, Rotterdam. Buyurun değerli hocam. Ve Osmanlı hamle yapmak istedi. Ne seferleri hocam kanunu yapmıştı. Portekiz'e karşı mücadele etti. Hindistan'daki Müslüman krallığa Portekiz baskı yaptı. Osmanlı halife diyor hocam, Müslüman ülke bizden yardım istedi. 4 sefer yaptık ama başarılı olamadık çünkü neden? Yeminlerimiz okyanusa uygun dayanıklı değil. Evet. Bunun sonucunda hocam Afrika Somali kıyıları, Sudan, Etiyopya ve Yemen'i aldık. Kızıldeniz'i hocam Türk yolu yaptık. Evet. Hocam Yavuz Sultan Selim ta Aceh'e, Endonezya'ya kadar hocam yardıma götürdü. Bir muhteşem beyin Sokullu Akdeniz ticareti canlansın diyor hocam. Süper.
Süveyş kanalı, projesini Mısır'da gündeme getirdi. Ölmesiyle maalesef proje rafa kalktı hocam. Kesinlikle üstad. Maalesef. Atlantik ülkeleri hocam geçiş noktası olan nereye yöneldi? Akdeniz'e. Coğrafi keşiflerle Portekiz, İspanya hocam bunlar işi büyüttü. Sonra hocam bunlar kime güçlerini kaybetti? Fransa, İngiltere ve Hollanda. Hollanda'yı kaybetti. Ve hocam bu devletler nereye yoğunlaştı? Tabii ki Akdeniz. Neden hocam biliyor musunuz? Hindistan'dan gelen ürünler okyanustan Avrupa'ya giderken mesafe çok uzak. Evet. En kestirme hocam yol Akdeniz. Hocam Akdeniz'deki Mısır'a ve Süveyş kanalına egemenlik sağlarsan direkt kısalıyor. Bitti. Hocam o yüzden Atlas Okyanusu devletleri nereye egemenlik kurmaya çalıştı hocam? Akdeniz'de. Ne demişler? Bir çakış daha böyle. Buyurun hocam. Aa çaktık bitti. Bitti. Bu çakmanın faydası oldu hocam. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bitti. Tükendi. Ama tüm konularımız burada bitmedi. Biter mi hocam? Bitmez. Bitmez. İlerleyen videolarla, yeni konularla yine karşınızda olacağız sevgili arkadaşlar. Hürmetle. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.